Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda birbirinden kaliteli 10 tane güncel bilgi öğreneceğiz. Eğer hazırsanız videomuza geçelim. Fakat videomuza geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmanızı önemli rica ediyorum. Eğer hazırsanız başlayalım ilk sorumuzla sevgili arkadaşlar. Aralık 2021 tarihinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 9. Dünya Pora Tekvando şampiyonasına altın madalya sahip olan milli sporcumuz aşağıdakilerden hangisidir? A. Ayşegül Pehlivan B. Sevilay Öztürk C. Zeynep Çelik D. Meryem Betül Çavdar E. Kübra Korkut Arkadaşlar Aralık 2021 tarihinde düzenlenen Tekvando şampiyonasında İstanbul'da düzenlenen Tekvando şampiyonasında şampiyon olan sporcumuz Meryem Betül Çavdar'dır arkadaşlar. Yani doğru cevap şıkkımız D şıkkıdır sevgili arkadaşlar. İkinci sorumuza geçtik arkadaşlar. Dünya klasikleri arasında önemli yer tutan Fuast adlı eser eserin yazar aşağıdakilerden hangisidir? A. B. Shakespeare, C. Victor Hugo, D. Nietzsche, E. Tolstoy. Arkadaşlar, dünya klasikleri içerisinde Faust'un yazarı olarak bilinen ünlü yazar e, Alman ünlü yazar Goethe'dir. Yani doğru cevap şıkkımız A şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. 2000 yılında Çağdaş Küresel Medeniyet adlı çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği İnceleme Ödülüne değer görülen Aralık 2021 tarihinde hayatını kaybeden felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. Saadettin Ökten B. Ahmet Yaşar C. Kemal Karpat D. Teoman Duralı E. Mehmet Genç sevgili arkadaşlar e, 2000 tarihinde Çağdaş Küresel Medeniyet çalışmasıyla Türkiye yazarlar Birliği'nin inceleme ödülünü kazanan kişi arkadaşlar e, Teoman Duralı'dır hayatını da 2021 aralıkta kaybetmiş doğru cevap şıkkımız dolayısıyla arkadaşlar D şıkkıdır güzel bir soru sevgili arkadaşlar devam ediyoruz bu güzel sorularımıza dördüncü sorumuzla dördüncü sorumuz arkadaşlar Kasım 2021 tarihinde Birleşik Arap Emirliklerinden Ahmet El Reisi aşağıdaki kurumların hangisine başkan olarak seçilmiştir? A. FBI B. Europol C. Forentex D. CIA Interpol Kasım 2021'de Birleşik Arap Emirliklerinden Ahmet El Reisi arkadaşlar Interpol'a Başkan olarak seçilmiş Interpol. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E şıkkı oluyor sevgili arkadaşlar. Bu güzel bir soru. Bunu not alabilirsiniz. Gelebilir. Güzel bir soru. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz sevgili dostlar. Zeytin Dağı, Çankaya ve Ateş ve Güneş adlı eserleriyle tanınan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Tarık Buğra, Falih Rıfkı Atay... Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin. Arkadaşlar Zeytin Dağı, Çankaya ve Ateş ve Güneş'in yazarı Falih Rıfkı Ataydır. Yani cevap şıkkımız B şıkkıdır. Bu da güzel bir soruydu sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. 6 güncel bilgi sorumuzdan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA 2001 Astronot adayı sınıfına katılmaya hak kazanan Türk asıllı astronot aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? A. Rabia Karden B. Tülay, Tug Tugcu E. Gökben Kaya D. Raziye Pektaş E. Deniz e, Buran Ham. Arkadaşlar Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'yı NASA astronot adayı sınıfına katılma hak kazanan kişi Deniz Burnham'dır. Cevap şıkkımız E şıkkıdır. Bunu da not alın. Yıldızlı bir soru diye biliriz sevgili arkadaşlar. Geldik arkadaşlar 7. sorumuza devam ediyoruz. Aralık 2021 tarihinde Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Turizm Bakanı aşağıdakilerden hangisidir? A Leyla Şahin B Betül Polat C Ayşe Kesir D Gülay Akşit Güldal Akşit E Fatma Demir Arkadaşlar 2021 tarihinde Aralık'ta Covid'den hayatını kaybeden eski Turizm Bakanı Güldal Akşit'tir. Doğru sıra doğru cevap şıkkımız D şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. Devam ediyoruz. 8. sorumuz güzel bu sene gelebilir bu soruyu da yıldızlı hale getirelim. 2022 Teknofest aşağıdakilerin hangisinde düzenlenecektir? Teknofest hangi ilimizde düzenlenecek? A. Trabzon B. Samsun C. Sinop D. Kastamonu E. Konya Arkadaşlar 2022 Teknofest Karadeniz'de bulunan Samsun ilimizde yapılacaktır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkınız. B şıkkıdır. Bunu da yıldızlı sorular içerisine alalım. Not alalım sevgili arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuza geldik. Türkiye'nin Oscar adayı olarak bilinen Bağlılık Hasan. Bağlılık Hasan filminin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir? Güzel bir soru yine. A. Reha Erdem. B. Semih Kaplanoğlu. C. Nuri Bilgi Ceylan. D. Emir Emin Alper. E. Derviş Zayim. Arkadaşlar Türkiye'nin Oscar adayı olarak bilinen Bağlılık Hasan filminin yönetmeni Semih Kaplanoğlu'dur. Doğru cevap şıkkımız B şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Bu da yıldızlı bir soru. Devam ediyoruz arkadaşlar. Son sorumuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aksakallar Konseyi'ne Türkiye'nin aksakalı olarak atadığı söyledi siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir? A. İsmail Kahraman B. İsmet Yılmaz C. Mustafa Şentop D. Binali Yıldırım E. Fahrettin Koca Cumhurbaşkanı'nın Aksakallar Konseyi'ne arkadaşlar Aksakallı olarak atadığı kişi eski başbakan olarak da bilinen Binali Yıldırım'dır. Doğru sıra doğru cevap şıkkımız. D şıkkıdır. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuza birbirinden güzel, birbirinden kaliteli 10 tane sınavlarda çıkabilecek günce bilgiyi sizlerle birlikte öğrenmeye çalıştık arkadaşlar. Video sonuna kadar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen destek amaçlı kanalıma abone olmanızı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Geri dönüşlerinizi bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sevgili dostlar, kıymetli öğrenciler.